engellemiş, ulaşılamıyor diyor. Ama WhatsApp'tır, başka şeylerde. Kardeşim. The number you have called is temporarily out of service. Herkesin telefonundan çalmıyor mu? Yani şöyle, gelen aramalara telefonu kapatmış ama WhatsApp diğer uygulamalarda aktif kullanıyor. Paspas bağırdık, hatırlıyorsun da. Aha geldi. Burada yakalanan yakalandı. İntihar eder bu fiyatta. Abi sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bak hani gazlıyım tabii ki de, grafik konuşuyoruz biz seninle. İnan bana, tam zamanı. Artık şu an görüyorsun zaten sen de. Anlatmama bile gerek yok. Tam zamanı abi. Bu arada yaşlılıktan dolayı bilmem ne, yani para kazanmak için bir Bitcoin alıp satmaya falan başlayalım dedik. Benim kardeşim var, 10 seneden beri bu işi çok profesyonel yapıyor. Zarar ettirmiyor. İsterseniz işte ondan sizi tanıştırayım. O yatırımınızı o yapsın, o daha rahat para kazandırır dedi. Zararınız olmaz, kaybetmezsiniz dedi. Beni kardeşiyle tanıştırdı. Kardeşim bana, abi işte ben altcoin'lerde falan çok iyiyim, sinyal alıyorum. Hatta işte ortağım var, bir arkadaş daha var dedi, o daha benden profesyonel falan dedi. Benden parça parça işte ayda %20 kar vererek, yani mesela 50 milyar verirsem 10 milyar verecek, 10 bin TL verecek, işte 100 bin verirsem 20 bin TL verecek gibi falan rakamlardan bahsetti. Ben ilk verdiğim paralarda para verdi, ödedi. Ondan sonra işte ben tabii biraz kredi çektim. Arabalarım vardı, arabalarımı da sattım, verdim. Kendini de tanıyorum, ailecek görüşüyoruz. Öyle bir dolandırıcı gibi falan da gözükmüyordu ilk başta. Ondan sonra bayram arafasında bir anda işte bana bir ödeme yapacaktı. O ödeme yapmaktan 2 gün önce ortadan sıra kadem bastı. Aradığımız telefonlara cevap vermiyor, mesajlarımıza cevap vermiyor. Ayın 13-8-2021 tarihinde emniyete başvurdum, dilekçe verdik. Birkaç arkadaşla beraber, mağdur olan diğer arkadaşlarla beraber. Ama yaklaşık 55 gün olmasına rağmen hala bir türlü yakalanamadı. Emniyet güçlerinden, savcılığından bir an evvel bunun yakalanmasını, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Eşimin, çocuklarımın stresinden psikolojileri bozuldu. 28 yıllık eşim neticede ayrılma kararı aldı, ayın 13'ünde mahkemede boşadı beni. Evet, bu işin sonunda da yuvam da dağıldı. Ama yani inşallah sağlığımızı kaybetmeyiz. Sağlığımızı kaybetmeden de bunu emniyet güçleri yakalayıp meydana çıkarırsa yaşamaya devam edeceğiz. Bir nefes almaya devam edeceğiz. Bizi mağdur eden bu kişiyi emniyet güçlerine veya da olduğu yere ihbar eden kim olursa olsun paramızı aldığımızda kendisine 10 milyon olarak da ödül vereceğiz. 2 ay önce başımıza talihsiz bir olay geldi. Bir tanıdığımız, şu anda emekli bir polis memur arkadaşımız var. Bayağıdır tanışıyorduk. Kardeşinin bu işlerle uğraştığını söylüyordu. İşte Bitcoin, işte al sat gibisinden, işte size yüzde bu kadar kar verecek diye vaatlerde bulunuyordu. Tabii biz kardeşini tanımıyorduk. Abisinin samimiyetine güvenerekten verdik. Yani abisinden dolayı biz verdik. Emniyete başvurumuzu yaptık. Savcılığa gerekli başvurularda bulunduk. Ama bu şahıs nedense 2 aydır 2 tane numarasını kullanıyor. Mesaj programlarından mesajı gönderdiğimiz zaman mesajı görüyor. Okunduğuna dair işaret veriyor programlarda. Genelde telefonları, genel aramaları kapatmış ama gelen mesajları görüyor. Bizim bildiğimiz 5 kişi, tabii ortalama bizim tahmin olarak, hani net olarak bildiğimiz 1 milyon civarında bir miktar, yani 1 milyon. Yani büyük bir ihtimalle bu 1 milyondan fazladır. Çünkü yarın bir gün bu şahıs yakalandığında şikayetçilerin artacağını düşünüyorum. Çünkü bu adam hep otellerde, hep apartlarda kalarak hayatını geçim sağlıyormuş. Tabii, yani bir an önce bu şahsın yakalanması,
Mağdur olan insanların mağduriyetinin giderilmesi lazım. Çünkü sonuçta kimisinin yuvası dağıldı, kimisi eşinden boşandı. 100 115 bin TL ben verdim. Tabii zararımızda tanıdıklar da var tabii. Tanıdıklar da var. Hatta şu anda karakola gidip ifade vermeyen birebir bildiğim 3 kişi daha var. Onlar yakalanmasını bekliyorlar tabii. Yakalandıktan sonra hepsi gidip savcılığa başvuru yapacaklar. Hani demek istediğim bu adamın yani böyle bir rahat şekilde gezmesi, dolaşması, telefonları kullanarak ne bileyim hani bir an önce yakalanmasını talep ediyoruz. Eniştem beni aradı. Hani böyle böyle bir paraya ihtiyacım var dedi. Biraz destek çıkar mısın dedi. Ben de turizmde çalıştığım için hani biraz birikim yapmıştım. 55 bin TL'ye kadar. Ben de herhalde bir aciliyeti vardır diye tuttum gönderdim. İnsanlar emek ederek para kazandırıyor. Ve yani şu işin yüzücü olan tarafı ailesiyle huzursuz. Yani giden paraya mı yanalım? Şimdi evdeki hani biri ablam, biri eniştem. Yani bilmiyorum, bu adamın bir an önce bulunmasını istiyorum. Savcılık gereğini bir an önce yapsın. 10 bin TL de ben verdim arkadaşa. Geri alamadık. Geri alamadık. Mağdurluğun emsilimin giderilmesini isterim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.